İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk'ü ziyaret ederek saldırıyı kınadı. Olayı meclis gündemine de taşıyacağını açıklayan Ataş, saldırıyla ilgili dosyaların eksik hazırlandığını öne sürdü. Ataş, hükümeti eleştiren herkes saldırıya uğramaya başladı. Türkiye çete devleti değildir dedi. Ali İhsan Öztürk'le alakalı soruyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu bir sendikacı saldırısı veya herhangi birine sıradan bir saldırı olarak görünmüyor benim gördüğüm. Biz tabii ki bu olaylarda adliyeye, emniyete güvenmek zorundayız ve onların devlet olarak üzerine düşmesini de, düşen şeyleri de yapmasını bekleriz. Ki ben özellikle baştan söyleyeyim bu saldırıyı son derece kınıyorum ve yanlış olduğunu biliyorum. Ama Türkiye'nin geldiği nokta öyle bir nokta ki hükümeti eleştiren herkes saldırıya uğramaya başladı. Sistematik olarak birçok kişiye bugüne kadar gazeteciye saldırıldı. Maalesef ki bunlar emniyette veya adliyede gerekli cezaları almayıp hep birileri tarafından korunduğu için de iş çığırından çıkmaya başladı. Bugün şunları üzülerek öğrendim ki Ali İhsan Beygil'in kurduğu sendikanın 7 kurucu üyesinden 4 tanesine saldırılmış. Ülkenin çeşitli yerlerinde, Samsun'da saldırılmış, İstanbul'da saldırılmış, Kütahya'da saldırılmış ve son çember olarak da Kayseri'de saldırılmış. Şimdi bu sistematik olarak yapılan bir kişi değil, birkaç kişi veya organize olarak yapılan bir şeye benziyor. Ve bunun da belirli kesimler tarafından korunduğu gözleniyor. Şimdi bunu alıp da gittiğimizde birçok yerde, birçok olayda bu şekilde olduğunu görüyoruz ki bu ülke için en tehlikeli olan şeylerden biridir bana göre. Ve bu insanların korunmasının ülkeye hiçbir fayda getirmeyeceğini düşünüyorum. Ve ülke çete devleti değil. Ülkede herkes herkesi dövüp yanına kar kalıyorsa, birileri tarafından da bunlar korunuyorsa ki ispat etmesi bazen zordur. Ama bunu devlet bizden daha iyi biliyordur. Ve gerekeni yapacağını bekliyoruz. Şimdi sadece bu olayda değil, üst üste bu öğrendiğim olaylarda olunca daha vahim bir durum olduğu ortaya çıktı. Ben meclise gittiğimde de bu olaylarla ilgili araştırma önergesi de, soru önergesi de vereceğim. Şimdi bir hafta geçmiş, bir haftanın sonunda verilen ifadeler falan olduğu söyleniyor. Ben de biliyorum. Ali İhsan Bey'i ziyaret ettiğimde de öğrendim. Hala ifadesinde yer alan kişiler kimlerse bunların ifadelerine başvurulmamış, gerekli işlemler yapılmamış, gerekli dosyalar eksik hazırlanmış olduğu yönünde iddiaları var. Ki ciddi iddialar, bu devleti zafiyete uğratacak iddialar. Devlet dediğimizde devlet bir bütündür. Emniyetiyle, asayişle, ne bileyim adliyesiyle, hukukuyla hep bir bütündür. Bunlar birbirinden ayrı düşünülemez. Herkes üstüne düşeni yaptı mı yapmadı mı bunların da takipçisi olacağım. Bu Ali İhsan Bey olur, siz olabilirsiniz, başkası olabilir. Hiç fark etmez. Bu benim görüşümden olabilir, başka bir görüşten olabilir. Bana tam zıt biri olabilir, size tam zıt biri olabilir. Ama devlet herkesi kucaklamak, herkes için eşit, adaletli yargılanmayı ve muameleyi yapmayı gerektirir. Ki burada böyle şeylerin olmadığı şüpheleri çok fazla, bir hafta olmuş, daha olaylar sonuçlanmamış. Ben bunları çeşitli yerlerle görüşeceğim. Takipçisi de olacağım, olacağız. Yani bu Ali İhsan Bey olduğu için değil, herhangi birine yapılsa da aynı tepki veririz.